Tamam. Şimdi ben adım adım anlatıyorum. Sen oturup dinle. Şey yapmana gerek yok. Senin bir güneş bana gerek yok. Şimdi şöyle bir şey demiştik. Var olan her şeyin içerisinde direnç, bobin ya da kondansatör gibi bileşenlerin eşdeğerleri vardır. Yani bu insan vücudu da olabilir, işte bir makine de olabilir, ne bileyim bir portakal da bile olabilir. Yani bundan şeyler var. Dolayısıyla bizim güç kaynaklarımızın içerisinde bir direnç var. Yani biz devreyi çizerken ideal güç kaynağı gibi çiziyor olsak da aslında bunun şurada bir de RI dediğimiz iç direnci var. Şunu daha düzgün çizelim. Bu RI iç direnci ne işe yarıyor ya da nasıl bir sebep, bir sonuç üretiyor onu anlatayım. Şimdi bir şeyi taktığında, şarj aletini taktığında telefonunu şarj edeceksin diyelim. İlk taktığında herhangi bir şey olmaz. Isınma olmaz. Neden? Çünkü telefonunu bağlamadığın için herhangi bir akım geçmeyecek. Buradan akım geçmediği için de RI bu akımı harcamayacak, güce çevirmeyecek. Dolayısıyla ısınma olmayacak. Fakat buna diyelim ki şöyle bir anahtarınız var ve bir yük direnci, yani bugün senin telefonundu, bunu bağladık. Artık bunun kendine has bir direnci daha olduğu için telefon da aslında bir dirençtir, direnç gibi davranır. Ve biz bu S anahtarını kapattığımızda artık ikisinin de içinden akım geçtiği için hem bunda güç harcanacak, P'yi, hem de burada güç harcanacak P. Şimdi toplam güç P eşittir PI artı P. Bu da nasıl olacak? Akım her ikisinden de geçtiği için P eşittir I kare çarpı R'den P eşittir I kare çarpı R1 artı R olacak. Ha, şimdi I'yı nasıl hesaplayacağız? I eşittir V bir saniye. Tamam. V bölü R. Yani bu devreden akan akım I eşittir V bölü R1 artı R oldu. Buradan da I'yı bulup önce RL'nin üstüne çekip gerilimi bulacağız. Ondan sonra RL'nin harcadığı gücü bulacağız. Şimdi nedir? Bakalım. Şurada bir tablo oluşturup adım adım göstereyim. Şimdi V eşittir 12 volt olsun. RI eşittir 5 ohm olsun. RL ve P değerini bulsun. P. Birinci hesaplayın. RL 1 olsun. 1 ohm. Eşittir 12 bölü 5 artı 1. Neydi? İkisinin toplamıydı. Ne oldu? 12 bölü 6, o da eşittir 2 amper. Tamam. O zaman R'nin üstüne çekelim. Yani R eşittir 2 çarpı 1, yani akım çarpı I çarpı R, bu da eşittir 2 çarpı 1, bu da eşittir 2 volt. Akım neydi? 2 amper. 2 P eşittir 2 volt çarpı 2 amperden 4 watt. Buraya yazalım. 4 watt. Direnç 1 ohmken 4 watt harcıyormuş. Pekala. Bir dakika şimdi. 12 volt var, 2 amper var.
2 çarpı 12 24 watt eder. 4 watt burada harcanıyor. 20 watt nerede harcanıyor? İç dirençte. Direncin çok düşük olduğundan dolayı sen prize taktığın o güç kaynağın bir anda 24 watt burada harcadığı için aşırı derecede ısınmaya başlayacak. O zaman devam edelim. R'ye 2 ohm. Tekrar hesaplayalım. 5 artı 2, 7. 12 bölü 7 kaç eder? Hesap makinesi yapabilir misin? Bir nokta yedi. Bir nokta yedi. Bir nokta yedi amper olur. 4 çarpı R, yani bizim şu anda direnç değerimiz neymiş? 2 ohm. R değerimiz 1.7. Kaç ediyormuş? 1.7 çarpı 2. 3.4. He bak, bir anda üstüne 3'ü diyelim, değişti. 3.4 volt. 3.4 volt. Bu durumda üstüne harcayacak olanı hesaplayalım. 1.7 çarpı 3.4. 1.7 çarpi 3.4. Ne yapalım? Bak, 578'e ulaştık herhalde. Devam edelim. 3 ohm için yapalım. 6-7 ohm'a kadar gideceğiz böyle. Hesaplamalım. 12 bölü 8. Ne yaptı? 1.5. Tamam. Şimdi o zaman dirençlerimiz ne? 3 çarpı 1.5. Ne yaptı? 4.1. 4.1 değil mi? 4.5. Tamam. 4.5 volt buraya düşmeye başladı. Yani şunun üstüne artık 4.5 düşüyor. Akımımız neydi? 1.5 çarpı 4.5. Ne var? 6.75. 1.5 çarpı 4.5. Bu da işte 6.75 yaptı. Hop! Bak, gördün mü artık? Pekala. Şimdi 5 ohm yapalım. 4 ohm alıyorum, 5 ohm yapalım. 12 bölü 10 1.2 ohm. Doğru mu? Pekala. 6 oldu. 5 çarpı 1.2. O da 6 volt etti. Bak, gerilimin yarısı burada düşüyor, yarısı burada düşüyor. 6 burada düştü, 6 burada düştü. 6 çarpı 1.2. 7.2. 6 çarpı 1.2. Bu da işte 7.2. Tamam. Çok güzel. 1.2 var. Devam edelim. Şimdi 7 ohm olsun. 12 bölü 8 ohm, doğru mu? 1 ohm burun şey, 5 ohm burada, 7 ohm burada, pardon. 12 bölü 12 olur. Doğru mu? 12 bölü 2 ne yapar? 1 amper. 1 amper. 7 çarpı 1'den ne yaptı? Bizim değerimiz artık 7 volt. P eşittir. Amper neydi? 5. Gerilim neydi? 7. 7 kere 1? 7 volt. 7 watt oldu. Güzel. 7 watt. Bir de şurayı. Burada düşüşe başladı. Evet. 10 ohm yapalım. 10 ohm'dan ne olacak bakalım. Epey düşük. 12 bölü 15 ne yapar? Şey. Dön hesap edin.
0.8. Bu neyimiz? Akımımız. 0.8 amper. 3 çarpı R ile 10 çarpı 0.8. Bu da eşittir. 8. 8 volt. Yani şurada 8 volt düşüyor. Geri kalan 4 de burada düşüyor. Tamam. 8 çarpı 0.8 ne yaptı? 6.4. Kaç? 6.4. 6.4. 6.4 watt. 6.4 watt yapıyormuş. Bizim burada sanırım devamsımız 6.10'da çıkıyor. 6.10'da mı çıkıyor? Muhtemelen. Tamam, 6.10'u da hesaplayalım o zaman. Deniyorum. Tamam. 12 bölü 5 artı 6, 11. Kaç yapar? 1.09. 1.09. Tamam. V'deniz bu durumda kaç olacak? 1.09 çarpı 6. Ne yaptı? 6.54. 6.54. 54. Doğru mu? Evet. Tamam. 6.54 çarpı 1.09. 7.1286. 7.1 de diyebiliriz yani. 7.1 olacak. 7.1. Evet. Dersek düşüşe geçiyor. 1.1 watt oldu. Maksimum değer hangisinde olurmuş? 3 değilmiş. 5 değilmiş. Peki 5 neydi? R'liydi. Maksimum düş değerini göstermek istediği için şudur. R'li ve R'li eşit olunca oluyor. Evet. R'li ve R'li eşit olduğu zaman maksimum gücü elde edersinler. Tamam mı? Bunun grafiğin çizeceği olursa hemen şöyle çizelim. R değeri P değeri dersek şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dersem neymiş bakalım. Şöyle 1, 2, 4, 6, 8, 10 dersem. Birinci değerimiz 4'müş yani. Şurası. Sıfırdan başladığını kabul edelim. Ondan sonra ikinci değerimiz 5.7'ymiş. Yani şuraları bir yere denk geliyor. Tamam. Üçüncü değerimiz 3.10'da neymiş? 6.75. Şöyle bir şey oldu. Dördü geçtik. Ama şöyle diyebiliriz yaklaşık olarak. Beşinci değerimiz 5.10'da 7.2. Altı onda 7.1. Tamam. 7'de 7 watt. Şöyle. 10'da 6.4 watt. O da yaklaşık şuralara bir yere denk geliyor. Ben bunu devam ettirmedim. Devam ettirseydim grafik şöyle aşağı doğru gidecekti. Fakat noktaları birleştirirsek elde edeceğimiz grafik böyle olur. Ve maksimum güç tam şurada. Anlaşıldı mı? Anladım. Yani bu programlaması en basit kodlardan biri olduğu için size ödev olarak verdim. Fakat kimse tutup da bunu algoritma mantığına çevirmemiş. R'li biz istediğimiz kadar götürebiliyoruz ya. İstediğimiz kadar direnç koyabiliriz anlamına mı geliyor? İstediğin direnç değerini verebiliriz anlamına geliyor. Yani biz şimdi 10'da bitirdiğimiz için 10'a kadar olan tüm dirençleri biz devreye koymuşuz gibi olmadı mı? Hayır, olmadı.
1 ohmluk direnci taktın, ölçtün, çıkardın. 2 ohmluk direnci taktın. Tak çıkar yaptık. Burada yaptığımız şey tak çıkar. Tamam mı?